Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet kalktı da komünist rejimi mi geldi biz bilmiyoruz. Nasıl oluyor, benim ev benim, tapılı benim, tapılı evim. İhsalı değil, bir şey değil. Benim evimi benimle anlaşma yapmadan nasıl ben 15 gün içerisinde, ben sakat bir adam, kimse de yok benim yanımda, kız biliyor. Peki ben nerede gidip ev bulacağım? Burayı 4 kişi yemeye çalışıyor kardeşim. Fakat bizler bilinçsiziz, bilmiyoruz. Bir tanesi de belediye başkanı. Bak muhtara da bir daire söz verdiler. Duyur, düğümler geliyor bize. Muhtar evini kaçırdı götürdü. Muhtar gitti. Böyle bir kanun olur mu ya? Sen benim evimi yıkıyorsun, bana mahkeme kapısını kapa diyorsun. Benim anladım, ben bunu Cumhurbaşkanı'na kadar götüreceğim. Yani bu halimle götüreceğim. Ben kuvvetim de var. Cumhurbaşkanı ne dedi? Kararnameyi imzalarken vatandaşı mağdur etmeyin dedi. Vatandaşın bilgisini alın, görüşünü alın, ona göre yapın. Kim geldi buraya? Bülent Tüfekçi geldi, mezarla konuştum. Mezarla konuştum. 4 tane adamı yoktu. Burada %90'ı da imzalanmaz. Bu sırada gir, eğer bir tane imzalarsa ben gel ben evimi bedava vereceğim devlete. Benim şeyimi almadan nasıl alayım benim evimi? 15 gün içerisinde çıkacaksın diyor. Yani Cumhuriyet kalktı da komünistlik mi geldi? Biz mi bilmiyoruz? Bunun için başkanına gidip soracağım ben. Diyeceğim ki sen bu kararname imzaladığın zaman kendi ağzından dedin ki vatandaşı mağdur etme. Niye bizi mağdur ediyor? Hangi fikrimizi aldılar mı? Yok. Kimse geldi mi? Yok. Ne belediye başkanı geldi, ne valisi geldi. Hiç kimse gelmedi. E bu 5 gün ben nereye gideceğim? Devlet bana ev bulsun. Kirasını mı veriyor? Neydi seyretsin, gelsin çıksın. Benim görüşümü alacağı almazsa ben mahkemeden başka, ben 75 yaşındayım. Kimse de yalnızım da. Ben kanımı döker burayı vermem. Bu sıraya girin. Sırada siz basınsınız. Girin. Eğer ta aşağıya kadar bir tanesi ben evimi vereceğim diyorsa gelin ben benimkini bedava devlete vereceğim. Sorun, basınsın, sorun değil ki. Belediye başkanı sen gittiğin toplantı yaptın mı? Yok. Kimseyi gördün mü? Yok. Geldim mezarlıktan 4 tane mezardaşıyla konuştu, çekti gitti. Şimdi de 15 gün şey vermiş. Ne 15 güne de çıkmam, 20 güne de çıkmam, gelsinler beni zoruna çıkarsınlar. Evde yıksınlar, götürsünler. Yalnız aynı ben bu kelimeyi size söyleyeyim ki basın söyleye. Cumhurbaşkanına soracağım. Diyeceğim ki Cumhuriyet kalktı da komünist rejimi mi geldi biz bilmiyoruz. Sen bunu mu getirdin? Bunu diyeceğim. İnsanların bir fikrini almadan kendi kafasına göre karar verir. Ama bu sefer bu kadar insan fakir, gariban hepsi. Yıllardır kimse bir taşırmıyor ama biz sormadan, tanışmadan yıkım kararı veriyor 15 gün. Ama insan bu insan nereden 15 gün içinde nasıl bir ev bulacak? Bunu hiç yok. Önümüz kış. Millet bu fakir fukara. Şimdi evinde burada kirası yok. Derdi yok. Evinde rahat rahat oturuyor. En azından. Şimdi mağdur ediyor bu insanları. Ne bir bak, ne bir yetkili gelmiş. Ne birisi bir şey söylüyor. Ne kimse hiçbir şey. Kendi kafasına göre hareket ediyor. Şimdi biz kime derdimizi yanak? En azından bir gelin bir anlatın. Deyin ki kardeşim biz böyle böyle bir şey yapacağız. Durumumuzu anlatın. Onlar da bir komşularımıza, arkadaşlarımıza, kardeşlerimize işte neyse. Onlar da bir karar verir. İşine gelse derler tamam, işine gelmese der. Abi hiçbir şey söylemedi. Sadece ben, kağıda biz sadece tebrik ediyoruz dedi. 3 gün içinde eğer 15 gün geçince 3 gün sonra da gelip doğal gazı elektrik keseceklermiş. Yani böyle bir mantık var mı ya? Abi insan haklarını versinler. İnsanların istediği şekilde gelsin konuşsunlar. O zaman yapın. Niye böyle harap olacağını? Güzel bir ev olsun. Tabii herkes ister kendi güzel bir evi olsun yani. Yani keser dönüşmeye karşı niye karşı gelelim? Ama insanların bir fikrini alsınlar. Bir düşüncelerini alsınlar. E vallahi kimi mesela bazıları çoktan razı. Ama bazıları mesela bu abimiz 30 sene 40 sene burada. Şimdi evi ve her şeyi güzel. E şimdi bu niye yıksın yani? Yani o köşedeki ev mesela ikinci kat. Tertemiz ev. E bunu niye yıksın şimdi? Durup dururken evini yıksın niye mağdur olsun yani? Kireye gitsin yani. İnsanlara ne gelsin de bir düşünce yani kimse artık belediye başkanı mı, bakanlarımız mı, kim yetkili kişilerimiz, abilerimiz, sayın şeylerimiz gelsin. Bir konuşsun, insanların bir fikrini alsınlar. Ondan sonra bir karar versinler. Apartman sanki yangına mal kaçırır gibi kağıt getire çıkın gidin. Yani böyle bir şey yok ki. Aniden hemen çıkın diye böyle bir... Yani neresinde çıkar? Burada bir dağ başı değil ki ama kentsel dönüşüm olacak ama bir kağıt astılar, bir şey demediler. Ha iki kişiydi. Yo diyeyim 15 gün içinde bu çıkacaksınız. Bilmiyorum, çıkmazsanız su elektriği kesileceğim bilmem ne. Böyle şeyler söylüyor. Öyle hemen çekti gitti, bize bir şey söylemedi ki.
Hemen kağıda asıp gidiyorlar, getirler. Yok, hiçbir şey, kimseye bir şey söylemedi. Yok, gelip sürmasın ara, biz manevra kal, bize sursun ki hep birlikte konuşacağız. Bir, iyi mi, kötü mü, bizim de bir söz hakkımız var yani. İyi mi vuracak, kötü mü vuracak, bilmiyorum ki, bize bir şey söylemedi ki. Yıkma tarımındayız yani bunu bir şey söylemediler. Tabii dedim ki, mesela şimdi 15 günü içinde bulmak öyle kolay mı zaten? Bu dağ başı değil ki. Bu hastalıktan dolayı hep hastalık var, ne bileyim. Evet. Bir sürü sıkıntı var yani.